İyi ki doğdun yağmur. Yandı mı şimdi? Yanmış gibi. Hadi üfle. Teşekkür ederim Hulusi. Babam ne alacak acaba? Bilmem ama yine çok güzel bir şey alır. Benim babam 7. doğum günümde bana at almıştı. Nerede şimdi, sucuk mu yaptınız? İçinde oyuncakların yaşadı. Bir ev istiyorum ben. Babana söyledin mi? Evet ama ne zaman söylemiştim. Olsun, unutmamıştır. 8. doğum günümde annem bana oyuncaktan almıştı. Hem de en kocamanından. Ayrıca 6. doğum günümü babamla beraber Paris'te kutlamıştık. İngiltere'nin başkenti. Fransa'nın. Fransa'nın. İyi sallıyorsun ama dikkat et kafamız yarımızın. Ayrıca senin babanı hiç görmedik. Nerede acaba? Size ne? Şimdi uzaklardan mı yakında gelecek? İyi. Şimdi git başımızdan. Kıskanç yalancılar istiyoruz. Acaba çok mu abarttık? Hiç de değil. Asıl o abartıp sürekli sallıyor. Gıcık! Hadi pastanı yesene. Özge, neden ağlıyorsun? Yok bir şey. Yanlış anladın. Yağmur öyle demek istemedi. İşte bile beni aralarına almadıkları yetmiyormuş gibi babamla ilgili söylediklerime de inanmıyorlar. Üzülme, baban gelmiyorsa mutlaka işleri çoktur. Hadi zil çaldı, derse gidelim. Boş ver onları. Sen git. Kimse beni sevmiyor. Ben de herkesten nefret ediyorum. Herkesten. Bakın Figen, sizin onu çok ağlattığınızı söylüyor. O da bize çok karışıyor öğretmenim. Çocuk ortada yok. Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Sakın. Sakın. Ona bir şey olmaz. Çok ayıp Emre. Çok ayıp. Acaba çok mu kırdık onu? Keşke babasıyla ilgili öyle şeyler söylemeseydik. Hayır canım. Onun bize yaptıklarını hatırlasana. Sırf senin doğum günü mahvetmek için dikkat çekmeye çalışıyor. Canım babacığım. Beni hiç özlemedin mi? Neden hiç gelmiyorsun? Sen burada olsaydın arkadaşlarım. Beni belki daha çok severlerdi. Lütfen babacığım. Gel artık. Gelecek doğum günümü beraber kutlayalım. Herkes benim bir babam olduğunu görsün. Bana canım kızım, prensesim de. Sarıl, öp. Herkes beni ne çok sevdiğini görsün. Babacığım, ne olur gel. Ne olur. Sivgen, bakın sakin olun. Güvenlik kesinlikle kapıdan kimsenin çıkmadığını söylüyor. Bütün öğretmenlerimiz arıyor. Mutlaka, mutlaka okulun içinde bir yerlerde. Ay inanamıyorum. Çocuklarımıza böyle mi sahip çıkıyorsunuz müdür bey? Bize küsüp bir yere saklandı herhalde. Allah bilir yine ne yaptınız benim prensesime. Aa. Şimdi bulunur efendim, şimdi bulunur. Ay Özge ya. Nerede acaba? Kim bilir başına neler geldi. Anneciğim. Anneciğim. Özge. Özge yavrum. İşte burada. Neredeydin anneciğim? Hiç. Babam geldi de beni ziyarete. Onunla şu aşırın orada oturduk. Aa. Baban mı? Evet. Ama kızım senin baban Kanada'da. Ama geldi işte. Duymayan kalmasın. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdum ben.
kadar erken başlamak zorunda mısın? Yılda bir defa doğum günüm oluyor. Yani. İyi ki doğdun Yağmurcuğum. Ah ah, benim çiften bir büyümüş de böyle kocaman olmuş. Bak bak kuş, boyum sana yetişti. Maşallah, maşallah. Nana, kahvaltıyı hazırladın mı? Doğum günü şerefine babası kahvaltıyı kendi hazırlayacak. Prensesciğim. Ne? Başına bakalım anneciğim. Aa, dur. Şunu da takalım da daha güzel ol. Güzel falan olmak istemiyorum. Doğum günüm olsun istiyorum. Senin doğum gününde inan bana harika bir kutlama yapacağız anneciğim. Bana ne? Şimdi bu cicinin doğum gününde sırtarak ortalıkla uğraşmak istemiyorum. Aa, ne kadar ayıp Özge. Ciciş kardeşin hakkında böyle konuşmamalısın. Nedenmiş? Zaten sinirimi sen de bozdun. Neden prensesim? O hediyeyi tam 300 YTL verdin de ondan. Özge. Senin yüzünden yakında kesinlikle iflas edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi bakalım herkes kahvaltıya. Babacığım. Kızımın doğum günü şerefine harika bir kahvaltı hazırladım. Bakın. Ellerine sağlık babacığım. Çok güzel görünüyor Hakan'cığım. Bugün benim eleğimin her dediğini yapacağım. Babacığım. Kıskanmama çok az kaldı ona göre. Doğum gün kutlamalarını çok çocukça buluyorum. O zaman kendi doğum gününü de kutlama. Evet, çok çocukça. Hatta o yüzden sen akşam doğum günüme de gelme. Ay. Şşt, çocuklar çok ayıp. Hadi kimse neden bir şey yemiyor? Çok güzel olmuş babacığım. Kıyamıyoruz da o yüzden. Silke Hanım, bakın sakin olun. Güvenlik kesinlikle kapıdan kimsenin çıkmadığını söylüyor. Bütün öğretmenlerimiz arıyor. Mutlaka, mutlaka okulun içinde bir yerlerde. Ay inanamıyorum. Çocuklarımıza böyle mi sahip çıkıyorsunuz müdür bey? Bize küsüp bir yere saklandı herhalde. Allah bilir yine ne yaptınız benim prensesime. Şimdi bulunur efendim, şimdi bulunur. Özge yavrum, nerede acaba? Kim bilir başına neler geldi? Anneciğim, anneciğim. Özge. Özge yavrum. İşte burada. Neredeydin anneciğim? Hiç. Babam geldi de beni ziyarete. Onunla şaşırın orada oturduk. Baban mı? Evet. Ama kızım senin baban Kanada'da. Ama geldi işte. Ama Özgeciğim, bak herkes aşağıda bizi bekliyor. Hem sen böyle yapınca ben çok üzülüyorum. Bana ne? Özge. Ben babamı görmek istiyorum, onu tanımak istiyorum. Bak, sana bunu defalarca anlattım canım. Yetişkinler bazen anlaşamaz ve boşanmak zorunda kalırlar. Biz de babanla anlaşamadık. Bunu bu kadar büyütme lütfen. Senin için söylemesi kolay tabii. Ben babamı istiyorum. Artık senin baban Hakan olacak. Hiç de değil. Ayrıca herkese babamı gördüm, babamla konuştum falan diye yalanlar uydurma. Hakan'ın aklının karışmasını istemem. Ben babamı istiyorum. Gelebilir miyim? Tabii canım, gel. Özgeciğim,
çok üzgün olduğunu tahmin ediyorum. Yağmur ve Emre ile konuştum. Onlar da çok üzgünler. Evet. Hiçbir zaman babanın yerini tutamam belki ama... ...ne zaman konuşmak, dertleşmek istersen... ...ben buradayım. Anlaştık mı? Hadi bakın. Sil gözlerini doğru aşağı. Peki. Hakan. Sen olmasan ben ne yapardım? Yok canım, abartma. Öyle iyisin ki Hakan'cığım. Özür dilerim. Ben de. Önemli değil. Balon asmamıza yardım etmek ister misin? Hı hı. İstersen pastanın mumlarını beraber üfleyebiliriz. Olabilir. Gel. Gördün mü? Ne şekerler. Ne de güzel anlaşıyorlar. Evet canım. Aa, daha hiçbir şey yapmamış bunlar. Bir dakikacım. Şu hazırlık olayına el koyayım. Makbule Hanım. Nana. Acaba yine ne şeytanlık yaptın küçük cadı? Bunları da buraya alalım. Ben de aldım. Evet. Sen bunu yiyeceksin. Harika bir şey yaptın. Tamam. Çok güzel. Bu şimdiye kadar aldığım en muhteşem hediye. Umarım bu küçük hanım benim pabucumu dama atmaz. Ne saçma bir şey. Hem senin bez bebeğin yok muydu? Bütün gün bunu bulmak için girmediğimiz dükkan kalmadı. Ne zormuş bu dünyada bir bez bebek bulmak. Siz bugün bütün gün bunu mu aradınız? Atırcan, Orcan mı birlikte yok oldunuz? Peki ya Güller ne olacak? Evet, Nana sürpriz yapmak istedi ama. Hadi. Pasta yiyin. Evet. Al bakalım. Ben çok iki dilim yerim valla. Hiç sanmam. Çok güzel ya. Nefismiş. Bu nefis mi ya? Evet. İğrenç mi? Hayda. Bence mükemmel. İğrenç. Niye ki? Allah Allah. Ne oldu bunlara ya? Ay. Ay ne oldu size? Bakmış çok güzel olmuş. Tam sevdiğim gibi. Çok komik, sen dön de kendine gül. Bunu sen istedin kızım. Ya.
alışırsın. Ben yanınıza gelebilir miyim? Ne o kankan, başka bir arkadaş mı buldu? Özge'nin arkadaşlığı da başından güvenle ben gerekirdi kızım. Sibel'den başkasını gözü görmüyor. İtine de sıcak. Baksanıza. Yani. Bize bakıp bakıp ne konuşuyorlar? Aman sorma. Emre ve Yağmur benim başımın belası. Senin şeyler ne olacak? Bizim arkadaşlığımızı kıskanmış olacaklar. Öyle mi? Kesinlikle. Biz bir plan yok. Tamam. Merak etme. Anlatamam. İyi ama neden? Neden olacak? Yakında annem babalarıyla evlenecek de o yüzden. Hadi Emre, gidelim artık. İstersen okul çıkışı bize gidebiliriz. Bilgisayar oyunlarının dışında harika bir home theater sistemim var. Öyle mi? Babam tanımadığımız kişilere gitmemize izin vermiyor. Sana sormadık ufaklık. Ben Emre'ye teklif ettim. Küçük. Ne diyorsun? Sonra şoförüm seni evine bırakır. Ben bilmem ki. Al babanı ara da sor istersen. Vay be. Bu da ne? Sol model bir şey bu. Okula cep telefonu getirmek yasak. Aman be. Hapishane mi burası, okul mu? Neyse Emre. Çıkışta görüşürüz. Gitmeyeceksin değil mi? Ne istiyormuş o gıcık kız? Hiç dersle ilgili bir şey sordu da. Onu hiç sevmedim. Kendini beğenmiş bu kalanın biri. Yani uf ya. Benden duymuş olma ama. Emre bütün gece Sibel'in verdiği Game Boy'la oynadı. Zaten ağzım bak, içine düşecek. Baksana. Korkma, Emre onun gerçek yüzünü yakında anlar. Sinir bir kız ya. Bak, parası sayesinde herkes arkadaş olacağını sanıyor. Ama bizimle olamaz. Evet. Biliyor musunuz? Sibel Avustralya'yı bile görmüş. Bana kangurularla çekilmiş fotoğraflarını gösterdi. Aman ne güzel. Gıcık. Emre, okul çıkışı ne yapıyorsun? Eve gitmem gerek. Harika bir planım var. Boş ver evi. Go-kart pistine gitmeye ne dersin? Go-kart mı? İki arabam var. Birini sana verebilirim. Emre, gidemezsin. Bir dakika ya Gamze. Nerede peki? Gel sınıfta anlatırsın. Nerede? Onu bekliyor, geliyor. Bak seninki geliyor. Kime götürüyorsun onları? Sibel'e. Aa, bakıyorum da uşaklık da yapmaya başlamışsın ha? Özge! Ne var, doğru söylüyor. Aç gözlerine gör Emre. O kız seni kullanıyor. Ay, nerede kaldın? Bir saattir seni bekliyorum. Kantinde çok sıra vardı. Benim diyet kola içtiğimi öğrenemedin mi? Ben bunu ağzıma sürmem. Ağzını sürmüyorsan kafana sür o zaman. Al bunu da böyle. Afiyet olsun. Yani hem de nasıl?